Odak noktasıyla birlikte izleyenler, Başbakan Özkan Gorgancıoğlu az önce hükümet icraatlarını bir basın toplantısıyla aktardı. Bir gün önce ortak bir basın toplantısından bahsedilmişti ancak Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş yurt dışında olduğu için bu toplantıya katılamadı. Onun yerine Başbakan icraatları aktardı ve sorularını yanıtladı. Hükümetin geride bırakmış olduğumuz 5 ve 6 aylık süre içerisinde yaşananlara ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri. Detaylarını ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde haber bültenlerimizde paylaşacağız. Ama bugün özel bir konu ve yine önemli bir konukla birlikteyiz. Evet, son seçime çok az bir süre kaldı. 19 Nisan seçimleri öncesinde de anketler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Yine Araştırma Enstitüsü'nün yapmış olduğu anketi kamuoyuyla paylaşıldı ve bu anketin ardından da tabii ki yankıları sürüyor. Anketler değerlendiriliyor öte yandan da. Anketlerin güvenilirliği de aynı zamanda bir başka tartışma konusu ama biz bugün Yine Araştırma Enstitüsü'nün anketini konuşacağız detaylarıyla beraber. Enstitü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erhan Veçi ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Aslında birkaç title'ınız daha var. Hem Yeni Amerikan Üniversitesi ile hem yeni açılan üniversite ile birlikte ama bugün enstitüyü tabii biraz konuşacağız. Tabii. Enstitünün çalışmalarından da bahsedelim ve bu araştırmaya da gelelim. Nasıl başlayalım? Şimdi Yeni Araştırma Enstitüsü yaklaşık 1,5 yıllık bir geçmişi olan bir enstitü. Ve bizim amaçladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi gelişimlerini, duruşunu, nereden nereye geldiğini, halkımızın beklentilerini araştıran ve bu edinmiş olduğu bilgileri halkla paylaşan bir sosyal sorumluluk projesi gibi. Bunun yanında da projeler üreten bir think tank grubu, Yeni Araştırma Enstitüsü. Son yapmış olduğumuz da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapmış olduğumuz kamuoyu araştırması da tamamıyla bir sosyal sorumluluk maksatlı bir. Herhangi bir şekilde birilerinin ücretlendirip de onlar yönünde yapılmış bir anket değildir. Tamamıyla halkımızı bağımsız bir şekilde durumu tespit etmek maksadıyla yapılmış bir anketti. Hedefimiz buydu. Halkımızı da biliyorsunuz geçen gün bütün basın önünde bilgilendirdik. Hem basınımızı hem halkımızı bilgilendirdik. Bizim yaptığımız bu. Evet, anketler çok önemli ama anketlerin nasıl yapıldığı, ne kadar güvenilir olduğu, tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de tartışılan konulardan bir tanesi. Bilimselliğe ne kadar dayalı olduğu, hangi normlar açısından değerlendirildiği de çok önemli. Peki biz bu araştırmayı değerlendirelim. Nasıl yapıldı, nasıl bir hazırlık süreci vardı, hangi bilimsel metotlar kullanıldı, eksik yönleri var mıydı, zorlukları nelerdi? Hemen şunu söyleyeyim. Biz bundan yaklaşık 3 ay önce de 20 Aralık günü yine halkımızın genel beklentisiyle ilgili bir anket yapmıştık. Orada 695 kişiye ulaşmıştık. Orada da o beklenti anketinde de yine siyasi sorular da sormuştuk. Epey bir tepki almıştık. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de sorular sormuştuk. İşte manipüle ediyorsunuz, şu da ediyorsunuz falan diye. Halbuki o zaman da yine bilimsel verilere dayalı, yani Devlet Planlama Örgütü'nden almış olduğumuz mahalle, sokak, seçmen kütüklerine göre adreslerini tespit edip bir örnekleme yapıp ona göre evlere yüz yüze anket yapmıştık. Böyle biraz tepkisel davranan arkadaşlarımız olunca dedik ki biz bu sefer bunu yapıyoruz. Daha geniş bir şey yapalım. %95 güvenilirlik oranı ve %2 değişme sapma oranına göre daha da sayıyı artırarak yaklaşık 1530 deneye ulaştık. Ve biz dedik ki yani biliyorsunuz günden güne gündem değişir, her an başka bir gelişme olur, halkın görüşü değişebilir. Biz bunu bir günde yapıp bir günde sonuçlandırmak istedik ve Yeni Amerikan Üniversitesi'nin
yardımları sayesinde, nasıl yardımları sayesinde? Öğrencilerini, ilgili alandaki öğrencilerini kullanarak onları eğittik. Anket nasıl yapılır? Efendime söyleyeyim, halkla nasıl temas edilir? Nasıl adreslere gidilir gibi eğitim sürecinden sonra bu arkadaşlarımızı biz bir günün içerisinde, ki bu sayı yaklaşık 120 anketör, 30 küsur denetçi, 4 koordinatör eşliğinde 8 Mart günü sahaya indirdik. Ve elimizdeki örnekleme göre yaklaşık 1500 dediğim gibi, o hedeflediğimizden de biraz üstünde şey yaparak, denekle görüşerek bu sonuçları elde ettik. Burada dediğim gibi örneklem tamamen ilmi, yani akademik bir çalışma sonu. Yani siz gidip de herhangi bir özel bir mahalleye gitmiyorsunuz. Bu örneklemde çıkan tamamen rastgele seçilmiş bölgelere, sokaklara dağılıyorsunuz. Siz herhangi bir markete gidip de onun içerisinde bulduğunuz insanlarla yapmıyorsunuz bunu. Telefonla yapmıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, işte internet üzerinden yapmıyorsunuz bu. Çok sağlıklı, bizim iddiamız, çok sağlıklı bir örneklem sonucunda seçilmiş, deneklere gidilerek yüz yüze yapılmış bir anketti. Sadece bununla kalmadık. Bu sefer soruları, daha doğrusu anket formunu deneye kendilerine verdik. Kendileri doldurdu. Herhangi bir şekilde orada anketör etki etmemesi açısından, kendisini rahat hissetmemesi açısından kendilerine bıraktık. Kendileri doldurdu. Anketör orada bekliyor. Ve hiç anketör de görmeden torbanın içerisine sonucunu atıyordu. Yani burada kimse kimseyi etkilemeden herhangi bir rahatsız, biliyorsunuz insanlar eşi bile yanında olsa etkilenir. Ya öyle değil, böyledir diyebilir. Şükür. Biz onda bile, yani eşinin bile yanında olmamasını istedik. Böyle bir hassasiyet gösterdik. Bundan dolayı çok ciddi bir ve ilmi bir araştırma olduğuna inanıyoruz. Sonuçlarımızın da o günkü konjektüre uygun, yani 8 Mart'ta halkımız ne hissediyorsa ona uygun çıktığına inanıyoruz. Biliyorsunuz 8 Mart'tan sonra bazı gelişmeler oldu. Gerek siyasi, gerekse sportif diyelim. Seçime işte, kadar da bu devam edecek. Değişecek. Yani efendime söyleyeyim, Türk Futbol Federasyonu işte FIFA'ya yazı yazdı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu atladıydı da nasıl olurdu efendim de burada. Yani bu bir siyasi etki de oluşturur insanlarda. Fikrini de değiştirebilecek olgular da olabilir bunda. Ve bu 19 Nisan'a kadar da neler değişebileceğini siz bilemezsiniz. Onun için bizim yaptığımız 8 Mart'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 yaş üzeri oy kullanabilecek insanların düşüncesiydi, davranış biçimiydi. Onu belirledik. Onun için %100 sonuçlar böyle çıkar diye bir iddiamız olamaz tabii Dünyanın ki. Hiçbir yerinde yani, bunu söyleyemezsiniz. Yani biz o günkü resmi çektik. En ideal anket zaten seçimde yapılan sonuçlardır. Yani seçim sonuçlarıdır en ideal anket. O günün namzını yoklar. Yapmış olduğumuz anketler %100 doğrudur demiş olsaydık, o zaman seçimlere gerek yok. İşte anketi yaptık, sonuçlar burada. Hadi eyvallah, gerek yok seçime diyebilir. Evet. Öyle bir şey söz konusu değil. Muhakkak peki, değişir. Speküle edilen taraflarından daha çok biz tabii ki bu işin nasıl yapıldığını bilmeyenlere ve bu konuyla ilgili soru işaretleri olanları aydınlatma noktasında odaklanalım bu konuya. Evet. Çünkü kim yaparsa yapsın, yurt dışından hiç belki bir bağlantısı olmayan profesyonel bir şirketi tarafsız deneklerle birlikte getirip buraya da bir anket yapsanız o da mutlaka eleştirilebilir. Şu merak ediliyor, hangi kıstaslar, örnekleme modelleri tercih edildi? Yani sosyoekonomik gruplar, yaş grupları, hepsi siyasi bağlantılar olup olmadıkları gibi. Hayır, hiçbir şekilde. Bütün bunlar merak ediliyor. Şimdi şu var, mesela bir de nüfus tabii çok önemli. Şimdi Lefkoşa nüfusun ağırlıklı olduğu, seçmenin ağırlıklı olduğu bir bölge. Burada kaç denek? Daha fazla. Oranlar, bu oranlara nüfusa oranlı mı değil mi? Tabii, bunlar merak ediliyor. Kesinlikle. Hepsinin nüfusa oranlıdır. Dediğim gibi Devlet Planlama Örgütü'nün ilk önce ilçeleri ayırıyoruz. Ondan sonra kümelerini ayırıyoruz. Yani atıyorum şu kümedeki insanların katma değeri M3'dür diyelim. Efendim M2'dir diyelim. Bunların gelir düzeyleri farklıdır. Hep bunlar
genele tam olarak yansıyacak şekilde kümeler halinde rastgele seçilip ondan sonra örnek çekilmiştir. Yani biz belli kitlelerden örneklem seçmedik. Atıyorum Lefkoşa'da Köşü Çiftlik Mahallesi. Yani illaki o mahalleden olsun. Böyle bir şey söz konusu değil. Köşü Çiftlik'te ne olacak? Marmara bölgesinde ne olacak? Küçük Aymaklı bölgesinde olacak? Veyahut da bu mahallelere uygun mahalleler eşleştirilerek rastgele seçilecek. Öyle hepsi de yani şimdi belki mevkileri söyleyerek de oraların öyle kalburüstü yerler olduğunu söylemek istemem. Ama atıyorum A çok kaliteli bir mahalledir, B de çok kaliteli mahalledir. Hem A'yı hem B'yi o kümenin içerisine siz koymuyorsunuz. Bundan dolayı yani her seviyeden bloklaşmış insanları örnekleme katıyorsunuz. Şimdi biz bunu böyle yapıyoruz Mert kardeşim. Ve bütün siyasi partilere ve aday olan arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanlığına aday olan değerli yöneticilerimize şunu dedik. Biz Girne Araştırma Enstitüsü olarak böyle bir anket daha yapacağız. Lütfen ya sizler veyahut da sizlerin temsilcisi bizim hangi sistemle, hangi örneklemi yaptığımızı, hangi soruları soracağımızı gelin birlikte bizlerle izlesinler. Yeni bir anket için mi? Bu son yaptığımız anketle ilgili. Evet. Bu çağrıyı yaptık kendilerine. İşte anketörlerin eğitiminden tutun da soruların hazırlanmasına ve soruların bilgisayar ortamına geçmesinden değerlendirmesi, analizine kadar buyurun birlikte yapalım dedik. Ama maalesef hiçbir aday gelip bu hususta katkı göstermedi. Yanıt verildi mi? Olumlu ya da olumsuz. Hiçbir yanıt gelmedi. Bunun üzerine biz de bunu yaptık. Ondan sonra basının önünde de biliyorsunuz duyurduk. Evet. Görüyorum ki bazı gazeteci arkadaşlarımız sadece duyumlar şeklinde aldıkları bilgileri köşelerine yazıyorlar yahut da haberi yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, eğer ki bir şey eleştireceksiniz, gelin önce bizlerle konuşun, bizim verilerimizi inceleyin. Ondan sonra köşe yazınızda ne yazacaksanız yazın. Böyle bir durum söz konusu değil tamamıyla. Duygusal davranıyorlar diyeceğim. Çünkü biliyorsunuz bu anketin sonucunda herkese eşit oranda bir oy dağılması söz konusu değildi. Birileri öyle bir şey de olsa zaten mutlu oldu, birileri mutsuz oldu. Mutsuz olanlar direkt olarak bizim bu anketle bazı şeyleri manipüle ettiğimizi iddia etti. Ben onlara teşekkür ediyorum, saygı da duyuyorum böyle düşüncelerine ama eğer doğruyu öğrenmek istiyorlarsa Girne Araştırma Enstitüsü'nün yerini biliyorlar. Gelsinler, bizler verileri gösterelim, nasıl toplandığını gösterelim. Her şey resimli ve belgeli. Gelsinler, onları açık açık gösterelim. Aslında bu programı zaten özellikle bu açıdan daha rahat, daha sakin, tam doğru kaynağından elde etmek için, sorularımızı yöneltmek için aslında gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Bu bağlamda sizler de yanıt veriyorsunuz. Peki, basın mensuplarının tabii ki herkesin... Yani rakamlar, anket aslında rakamların dili. Ne anlatmaya çalıştığının aslında bir sembolü diyebiliriz. Evet. Buradan çıkarılacak olan sonuçlar tabii ki yazarların, çizerlerin, uzmanların siyasilerin değerlendirmesi. Siz böyle bir veriyi, böyle bir hizmeti sunuyorsunuz. Evet. Tabii ki bunun da yönlendirici bir durumu söz konusu olup olamayacağı da tartışılıyor. Yani bu anket herhangi bir adaya yönelik olarak ya da adaylara yönelik olarak toplumda bir algı yaratıp yaratmadığı tartışmalar da var. Sadece sizin anketiniz için söylemeyelim. Bu bütün anketler için yapılan tartışmalardan biridir. Dünyanın en saygın anket şirketleri de aynı eleştirileri zaman zaman alır. Ama böyle bir şeyin, böyle bir algının oluşmasının nedeni nedir sizce? Doğal olarak insanız ve maalesef söylemek zorundayım. Sürü psikolojisi diye bir psikolojiye de sahiptir insanoğlu. Yani bu anketlerin sonuçlarına baktığı zaman atıyorum A kişi oyları şu oranda. Ha demek ki halkımın çoğunluğu bu kişiyi ya da bu partiyi seçiyormuş. Demek ben de oraya gideyim diye bir algı söz konusu olabilir. Ama yani ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının bu kadar da... sürü psikolojisi içerisinde olduğunu zannetmiyorum. Bu büyük ülkelerde konuyu, insanları
bilmeyen, birbirinden habersiz insanların yapabileceği şeylerdir. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve herkes herkesi biliyor. Kimin hangi potansiyelde, hangi tandansta, hangi ideolojide neyi nasıl başarabileceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Bundan dolayı böyle bir psikoloji içerisine girmeyeceklerini düşünüyorum. Halkımızın siyasi ve kişisel görüşleriyle göre 8 Mart'ta yapılan resim budur diyoruz. Bu halkımızın belki birileri tarafından sürü psikolojisi olarak algılanıp da ilgili yerlere kanalize oluyor olması bence çok düşük bir olasılık. Peki anket bilimini aslında konuşalım. Rakamlar, ortaya çıkan rakamlar dünyada ülkemizde nasıl etkiler verir? Yani bir ankete bakıp bir seçmen, bir kararsız seçmen ya da adayı çoktan belli olan bir seçmen olumlu ya da olumsuz bir sonucu kendi adayına göre ya da kendi fikirlerine göre nasıl değerlendirir? Çıkan sonuçlar seçime yönelik olarak adayların kime oy kullanıp kullanmayacağı noktasında etkileyici bir faktör olabilir mi? Şimdi tam tersini düşünelim Mert kardeşim. Bu sonuçlar çıktı. İlgili kişiler seçmen değil. Yani adaylar veyahut da siyasi partiler. Evet. Buradan bir ders çıkararak yani kararsız adayın ne kadar olduğu, efendim oy vermeyecek olan adayın ne kadar olduğu, efendime söyleyeyim zayıf yanları neresidir acaba diye merak edip ona göre tedbir alıp bu kararsız veyahut da oy vermeyecek olan insanlar veyahut da zayıf oldukları bölgelere gidip oradaki insanlara kendilerini daha iyi anlatmak zorunda kalma durumundadırlar. Ve böylelikle o seçmen ona göre yönlenir. Yoksa seçmen sadece bu anket sonuçlarını gördüğü zaman ha öyleyse böyle gideyim muhakkak diyen vardır ama esas ilgili Cumhurbaşkanı adayları veyahut da siyasi partiler tabanına yönelik bu çalışmayı yaparak onları kendi taraflarına doğru yönetmek durumundalar. Bunun bir yapılması referans lazım. Almalıdır diyorsunuz. Ve Girne Araştırma Enstitüsü'nde yapmış olduğu en büyük görev de budur. İlgilileri yani adayları ve siyasi partileri bakınız bugün çekmiş olduğumuz resimde durumunuz budur. 2 ay, 3 ay önceki durumunuz buydu. Bu bir gidişat var ortada. Siz kendiniz bunu değerlendirin ve tedbirinizi alın. Bu geneledir. Hiç kimseye özel bir şeyimiz yok bizim. Genele açık açık sunuyoruz. Evet bu önemlidir. Peki adayları seçmeni etkileyebilir mi? Genel olarak anketleri konuşalım. Yani buna özel değil. Anketlerin sonuçları kararsızları, seçime katılmak istemeyenleri, adayı belli olanları ya da karar veremeyenleri etkileyebilir mi? Yani bir seçmen böyle bir önüme tablo çıktı. Güçlüden yana olmalıyım ya da aradaki farkı benim adayım kapatmak üzere sandığa gitmeyi düşünmüyordum ama daha yakın hissettiğim adaya gidip oy kullanayım da bu fark kapansın. Ya da hiçbirine oy vermeyeyim, kararsız giderek yükseliyor. Ben de onların arasında olarak bir tepki vereyim şeklinde bir analiz yapıp kendince sandığa gidip gitmeme noktasında bir kaynak referans olabilir mi bu anket? Muhakkak. Yani sadece bizim yaptığımız değil. Belki diğer anket şirketleri de böyle sonuçlar ortaya çıkarak kitleleri hareketlendirmek isteyebilirler. Ama ben buna inanmıyorum Mert kardeşim. Çünkü az önce de dedim halkımız kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bir de siyasi konjonktürün ne olduğunu da iyi biliyor. Bazı kesimlerde vardır ki burada genellikle ya fikrim yok diyor yahut da kararsızım yahut da oy vermeyeceğim diyor. Kim gelirse gelsin hiçbir durum değişmeyecektir diye düşünen bir kitle de vardır. Hani siz A'yı, B'yi, C'yi ön plana çıkarmış olabilirsiniz ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü zaten bunlardan bir tanesi gelse de hepsi de günün sonunda aynı yöne gidecekler diye bir algı da var. Ondan dolayı halkımızın böyle düşünenlerini de ilgili kişilerin etkilemesi gerekir ki bunun böyle olmadığını ispat etsinler. Peki. Ve onları ikna etsinler. Anket sonucu açıklamasını yaptıktan sonra herhangi bir siyasiden isim vermeye de gerek yok. Ya da siyasilerden, siyasi kesime yakın olan çevrelerden, cenaptan olumlu eleştiri aldınız mı? Olumlu eleştiri aldık. Yani bunu basından da takip ediyoruz. Olumsuz da aldık. Kimisi çok ciddi bir anket çalışması olduğunu söyleyip ona göre
beyanatlar verdiler. Kimisi hayır, bir üniversite araştırma şey yapar mı, anket yapar mı, siyasi anket yapar mı diye de sorgulayan oldu. Yani şimdi şunu bu söylemek lazım. Yani anketleri bilim adamları yapar. Bu bir araştırmadır ve dediğimiz evet. gibi durum tespitini yapar. Bir şeye erişmek istiyorsanız, bir verileri sağlam zeminlere oturtmak istiyorsanız araştırma yapmak zorundasınız. Araştırmanın da en önemli tool'larından bir tanesi, araçlarından bir tanesi de ankettir. Yani biz akademik bir ortamda anket yaptığımız için suçlanıyoruz. Çok özür dilerim bunları söyleyenlere. Ben gülüp geçiyorum sadece ve tekrar tekrar söylüyoruz. Girne Araştırma Enstitüsü herhangi bir şekilde ne birisinin ne bir partinin güdümünde bu anket çalışmasını yapmış değildir. Tamamıyla halkımızı bilgilendirmek ve onlara durum tespitini ortaya koymak için yaptığımız bir araştırmadır. Lütfen bunu böyle bilsinler değerli arkadaşlar. Bu önemliydi. İsterseniz biraz da sonuçlara değinelim. Evet. Teker teker gidelim. İlk slaytı mümkünse arkadaşlarımız ekrana getirebilirse. Genel sonuç ilk tabloda sanırım aktarılmış. Onu ekrana getirebilirsek 9 nolu slayt olması gerekiyor. 9'dan başlayalım. Bu slayta bakıldığımızda adaylar arasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde 19 Nisan 2015 günü yapılacak olan seçimde oyunuzu hangi adaya verecekleri sorulmuş. Evet. Burada sonuçları hazır olduğunda getireceğiz ekranlara. Konuşmaya başlayalım. Evet, bu slayt olsa gerek. Evet, burada Sayın Derviş Eroğlu'nu... Ekrana yansıtamıyoruz galiba. Evet, buradan da bakabiliriz. Tamam. Biraz daha yaklaştırabilirsek bunu. Yok, ben görebiliyorum. Tamam. Burada Sayın Derviş Eroğlu'nun %32.9'luk bir oy oranıyla diğer adayların önünde olduğunu görüyoruz. Diğer adayların da oy oranları ekrana bu şekilde yansıtılmış. Buradan başlayalım isterseniz, yorumlarınızı alalım. Aslına bakarsanız ben fazla siyasi bir yorum yapmak istemiyorum. Yalnızca anketin sonuçlarını söyleyebilirim sizlere. Dedik ki tekrar alabilirsek şeyi koyabilirlerse arkadaşlar kaldırmışlar. Geliyor şimdi. 8 Mart'ta yapmış olduğumuz anketin sonucunda birinci çıkan adayın yüzdeliklerini ben buradan şey yapayım. Sayın Derviş Eroğlu'nun oy oranı %32.9, Sayın Sibel Siber'in %22.9, Sayın Mustafa Akıncı'nın %15.8, Sayın Kudret Ozersay'ın %5.1, Sayın Arif Salih Kırdağ %0.4 ve Mustafa Onuren'in %0.8 olduğunu görüyoruz. Ama bunun yanında önemli oran sayılabilecek olan %12.8 ile kararsız var ve %9.3 gibi bir de oy vermeyeceğini iddia eden bir kesim var. Evet. Yani bu önemli. Şu resme göre, böyle bir sonuç çıkması halinde şu kararsızları ve oy vermeyecekleri de dağıttığımız zaman da bu seçimin ikinci tura kalacağı gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Devam edelim bir sonraki hemen slaytla. Tabii ki biz bunların hani siyasi yorumlarını sormuyoruz ama nasıl okumamız gerektiğini soruyoruz. Ne anlama geleceğini çıkarmak. Halkımıza önemli. Bu seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını sorduk. Yani %46.1 oranına gayet yüksek bir oranla evet demiş. Yani halkımız da yapmış olduğumuz durum tespitinde seçimlerin ikinci tura kalacağı gayet ortada görünüyor. İlk anketi doğrular nitelikte. Evet. Bir sonrakiyle devam edelim hemen. Şimdi burada seçenekler ortaya çıkıyor kardeşim. Evet. Biz anket formumuzda eğer seçim ikinci tura kalması halinde hangi adaya oy vereceksiniz diye bütün olasılıkları sıraladık. Evet. Yani, tüm adaylar için. Tüm adaylar için. Yani o gün 8'inde bizim yapmış olduğumuz zannedersem bir arkadaşımız daha Mustafa Ulaş Bey de eklendi. Tabii o gün anketin dışında kaldı. Çünkü o gün adaylığı söz konusu değildi. Biz tüm diğer geriye kalan adayların 6 aday içinde bütün olasılıkları
ortaya döktük. Çünkü daha önce yapılan ankette de bu yoktu. Yoktu. En popüler 3 isim. 2 isim arasında kıyaslama yapıldı. Bu da tartışma hangi konusu olmuştu. Çok yanlış. Ama siz burada bütün var vasfiyonlarını değerlendirdiniz. Evet. Ama günün sonunda şunu gördük. 3 tane olasılık ön plana çıkıyor. Gerisi önemsenmeyecek kadar düşük sayılarda kaldığı için. Çünkü onlarda oy vermeyeceğim diye büyük bir yüzdelik ortaya çıkıyordu. Bundan dolayı onlar kriter dışı kaldılar. 3 tane olasılık ortaya çıktı. Bunların birincisi Sayın Doktor Derviş Eroğlu, Sibel Siber. Evet. Diğeri Sayın Doktor Derviş Eroğlu, Sayın Akıncı. Sayın Akıncı. Ve üçüncü olasılık da Sayın Sibel Siber ve Sayın Akıncı. Böyle olasılıklar vardı. Her üçünde de değişik oranlar vardır. Bunları şimdi manipüle sayılmasın diye söylemek biz istemiyorum ama. Biz tamamen aslında yani akademik bir bakışıyla yaklaşmaya çalışıyoruz olaya. Dolayısıyla kimse yanlış anlayacağını zannetmiyorum. Günün sonunda kararsızların çok büyük bir rol oynayacağı. Çünkü çıkarttığımız bu olasılıklar var ya, evet, orada kararsızlar da vardır. Yani atıyorum Sayın Eroğlu ve Sibel Sayın Sibel Siber. Sayın Sibel Siber şeye kaldığı zaman, ikinci tura kaldı varsa da, bir de belirli bir oranda kararsız veyahut da oy vermeyeceğim diyen vardır. O oy vermeyeceğim diyenlerin veyahut da kararsız olanların oyunun hangi yöne gideceğini biz öngöremeyiz. Onun için böyle bir sonuç çıktı, yüksek olanda şu şahıstır deyip de Cumhurbaşkanlığını bu kişi kazanacak, evet, diyemiyoruz. Şimdi ilk seçeneğe geçelim. Evet, bu ilk seçenek. Eroğlu ve Sayın Siber arasında ikinci, evet, turun gerçekleşmesi olasılığı üzerine yapılan ankete, aynen, bakalım. Hı-hı. %42.8 ile Sayın Doktor Derviş Eroğlu, %30.9 ile Sayın Doktor Sibel Siber ve %26.3 oy kullanmayacağım ve fikrim yok diyenlerdir. Evet. Yani burada o oy kullanmayacağım diyenler hakikaten oy kullanmayacaksa, tamam mı, durum bu açıktır. Evet. Tamam mı? Ama oy kullanmayacağım diyenleri siz ikna edip sandığa yönlendirirseniz, bunu kim daha iyi başarırsa o taraf kazanacak. İkinci şeyde de, İkinci seçenekte de Sayın Eroğlu ve Sayın Akıncı arasında olabilecek bir yarış söz konusu. Burada, evet, %44.2 ile Sayın Doktor Derviş Eroğlu, %26.5 ile Sayın Mustafa Akıncı görünüyor. Burada, evet, oy kullanmayacağım ve fikrim yok diyenlerin oranı daha da yükselmiş, %29.3. Şimdi bunlar, bir sonraki dilde görelim isterseniz, evet, Sayın Sibel Siber ve Sayın Akıncı ile. Sayın Sibel Siber'in %30.2, Sayın Akıncı'nın %24.1 oy alacağını ama oy kullanmayacağım diyen bir oran var ki %41.7, oldukça yüksektir bu. Çok yüksek. Bu seçimin gidişatını etkileyecek bir orandır. Herhangi bir siyasi yorum yapmak istemiyorum yahut da yönlendirici bir yorum yapmak istiyorum. Ben aslında bunu gördüğüm zaman neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum ama biz suçlanıyoruz, onun için böyle bir yorum yapmak istemiyorum. İlgililer bunu görsün, kendilerine göre ders alsın yahut da tedbirini alsın diyoruz. Yani aslında bu bütün 3 seçenek içinde, yani bütün, evet, bu 3 varvasyon içinde konuştuğumuzda, hı-hı, oy kullanmayacaklar, hı-hı, ve kararsızların, hı-hı, ciddi anlamda sonucu etkileyebileceğini ve bir sürprize de yol açabilecek bir sonuç değişikliğine, evet, neden olabileceğini buradan söyleyebiliriz. Yani kesinlikle, kesin olan bir şey varsa, kesinlikle, bunu söyleyebiliriz. En, evet, azından yani kararsızlarla oy vermeyeceklerin nasıl seçim sonucunu etkileyeceği net değil ama bu kesin. Evet. Yani onun net olmadığı kesin. Doğru. Bu sonucu en kesin argü olarak çıkartabiliriz. Dolayısıyla diyorsunuz ki siz bu sonuçların bile, hı-hı, diğer adaylarla beraber tabii, hı-hı, ki herkesin dikkate alarak buna göre çalışmalarını yönlendirmesi açısından önemli bir referans noktası. Kesinlikle. Diyebiliyoruz akademik olarak hazırlanmış. Kesinlikle. Bu önemlidir. Dolayısıyla adayların da kendi oy oranları kadar, hı-hı, bir de bu oranları etkileyebilecek olan oy, bu seçeneklere içerisine herhangi bir yorum belirtmemiş, kararsız ya da oy kullanmayacağını belirten kişiler üzerinde etkili olma çalışmalarına girebilirler. Çok doğru. Girmeliler. Söylüyorsun. Bu anket bu şekilde bir aslında. Çok doğru söylüyorsun. Yorum çıkartıyor. Ve
Bu onları uyarıcı bir mesaj olması lazım. Halkımız bir anda çok değişik kanallara da kanalize olabilen refleks verilir. Evet. Çünkü tepkisel oylara çok alışığız biliyorsunuz. Yani seçim dönemlerinde bir seçim sonra başka bir partinin iktidar olduğunu görüyoruz. Bir evvelki başkaydı, bir sonraki başka olabilir. Yani halkımızın böyle kemikleşmiş illa şu parti ya da şu kişidir diye bir düşüncesi yok. Bu giderek partilerin, kazanmaya başladı. Partilerin kemikleşmiş oyları vardır ama bunlar çok düşük oranlardadır. Peki, her partinin kazanmaya da başladı. Tabii, ortada yüzen çok seçmen vardır. Tamam mı? Ve Sayın Cumhurbaşkanı adaylarının bu adayları kendilerine çekebildiği oranda o kadar başarılı olacaklardır. Ve seçimin sonucunu bu yüzen adaylar belirleyecektir. Halkımız, özellikle gençlik, sosyal medyayı çok iyi takip ediyor. Bilirsin, dünyanın değişik yörelerinde halkları hareketlendirmek için sosyal medya kullanılıyor. Bu Arap Baharı döneminde de bir günün içerisinde, hatta bir gecenin içerisinde milyonlar o Mısır'ın meşhur meydanında toplanmıştı. Nasıl toplanmıştı? İşte bu sosyal medya ile. Sosyal medya çok önemli. Medyamız önemli doğal olarak ama sosyal medya şu anda çok önemli. Bu unsurları iyi kullanan partiler yahut da adaylar kendilerine bu yüzen adayları çekebileceğine inanıyorum. Evet, sonucu değiştirebilecek kadar önemli adayların bu yüzen oylar diye tabir edilen aslında kararsız ve oy kullanmak istemeyenlere yönelik olarak yapılacakları açılımlar belki de sonucu çok ciddi anlamda değiştirebilir. Ama süre giderek daralıyor tabii ki. Şunu merak ediyorum şimdi ben bir orada denek olmuş olsaydım eğer bu sorular bana nasıl sorulacaktı? Yani teker teker ben bana önce Sayın Eroğlu, Sayın Siber, işte Sayın Eroğlu Akıncı, Sayın Siber ve Akıncı arasındaki bütün şıklara mı ben burada yorum yapmış oldum? Yani şimdi diyelim ki yani bu bütün ihtimaller bana sorulmuş oldu mu denek olarak? Hepsi de. Hepsi sorulmuş olasılık oldu. Olan yani atıyorum Sayın Arif Salih Kırdağ ve Mustafa Onur Er'in bile İkinci tura kalabileceğini düşünerek sorduk. Hepsi soruldu yani. Soruldu. Yani şu değil, diyelim ki örnek verelim. X, Y, Z adayları içerisinde ben oyumu zaten X'e veriyorum ama bana işte Y ve Z'nin varvasyonu sorulduğunda ben es geçmedim onu. Yani çünkü ben X'e verdim seçenekleri diye koydum. Y ve Z'yi değerlendirmek bütün istemiyorum demedim. Bütün seçenekleri koydum. Evet. Hepsi de değerlendirildi. Hepsi de değerlendirildi. Halkımızın, bu atıyorum yani kimse de rencide olmasın, Arif Bey ve Mustafa Onur Er Beylerin ikinci tura kaldığını düşünerek öyle bir seçenek de vardı. Halkımız nasıl cevapladı bu anketi? Ya boş bıraktı veyahut da oy vermeyeceğim dedi. Boş bırakması yani böyle bir olasılık yoktur düşüncesiyle boş bırakmıştır. Evet. Onun için kayda değeri olmadığı için biz üç tane seçeneği sizlere sunduk. Doğrusu da budur. İlmi olan da budur. Peki diğer slaytlarda neler var? Onlara da bir bakalım. Diğer slaytlarda önemli olan şu, az önce de bahsetmiştim, 20 Aralık'ta da biz benzer soruları sormuştuk halkımıza. 20 Aralık ile 8 Mart arasında halkımızın yönlenmesini bulmaya çalıştık, ölçmeye çalıştık. Burada Sayın Akıncı da, Sayın Siber de, Sayın Eroğlu da oylarını artırmış. Evet, genel seçimlere yönelik olarak. Hayır, Cumhurbaşkanlığı. Anket. Cumhurbaşkanlığı. Sıradaki anketi konuşunca buyurun. Evet. Bu bir öncekine geçerse arkadaşlar görebilecekler. Aha. Tamam. Şimdi burada 20 Aralık 2014 ve 8 Mart 2015'te yapmış olduğumuz çalışmaların kıyaslamasını yapıyoruz. Orada gördüğünüz gibi Sayın Doktor Dervişoğlu'nun %30.9'dan %32.9'a çıktığını, Sayın Sibel Siber'in %19.7'den %22.9'a çıktığını, Sayın Mustafa Akıncı'nın %11.2'den %15.8'e çıktığını, Sayın Kudret Özesay'ın %4.9'dan %5.1'e çıktığını görebiliyoruz. Sayın Arif Salih Kırdağ ve Mustafa Onur Er, o zaman yapmış olduğumuz ankette onların isimleri tam belirlenmediği için onlar konulmamıştı
evet. anketimize. Ama onların da oyları 8 Mart itibariyle orada görünmekte. Burada dikkatleri çeken karar, koyu renkler kararsızlar ve oy vermeyecekler arasında azaldığını görüyoruz. Evet. Yani kararsızlarda %19.3'ten %12.8'e bir düşüş var. Demek ki işte o tarihten bu tarihe kampanyalar başladı. İşte partiler veyahut da adaylar toplu gösteriler, mitingler veyahut da açıklamalar yaptılar. Bu yüzen oylardan yavaş yavaş dağılmaya başladığını gösteriyor. Yani bu 2,5 aylık süre içerisinde rakamların bu yönde azaldığını görüyoruz. Bu giderek de süre azalabilir. Ama kime dağılacağı işte burada önemli. Peki bir sonraki slide'da devam edelim. Tamam. Bir sonraki slaytta ise milletvekili genel seçimlerine yönelik olan partilere yönelik olarak. Evet, partilere. Eğer 8 Mart'ta yapmış olduğumuz ankette bugün seçim olsaydı hangi partiye oy verdiğiniz sonucu çıkmıştı? Yine aynı şekilde 20 Aralık'ta da bu aynı soruyu sormuştuk. Burada Ulusal Birlik Partisi %37.7'den %36.5'e hafif bir gerileme göstermiş. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler %33.67'den 26.5'e hafif gerileme göstermiş. Evet. Demokrat Parti'de küçük bir yükseliş var. Toplumcu Demokrat Partisi %4.46'dan %7.5'e yükseldiğini görüyoruz. Demokrat Parti'de de %3.17'den %5.3'e bir hafif yükselme olduğunu görüyoruz. Evet. Ama diğer dediğimiz, yani bunun içerisine kararsızlar giriyor. Ben karma oy kullanacağım diyenler, ben sandığa gitmeyeceğim diyenler vardır. Onda %20.86'dan %24.2'ye çıktığını görüyoruz. Diğer partiler yani, var mı bu diğerlerin içerisinde? Diğer partiler de vardır. Yani şu anda mecliste temsil edilmeyen partilere de orada şeyler dağılmıştır. Bu oran da hem yükselişiyle hem de yine neredeyse bir önemli bir ölçü tutması. İki partiden çok daha yüksek. Yani şunu söyleyebiliriz. Ben buradan şunu söyleyebilirim. Mecliste temsil edilen partilere genel bir tepki olduğunu görüyorum ben. Ya arkadaşlar karma oy kullanacaktır veyahut da meclis dışında kalan partilere de oy verebileceklerini gösteriyoruz. Buradan tabii siyasi bir yorum değerlendirmesi değil ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hükümetin büyük ortağı olduğunu düşünerek geride kalan süre zarfı içerisinde bir oy kaybına yaşadığını, yani en azından bir herhalde iktidar yıpranması denilebilecek bir yansımayı görebiliyoruz bu sonuçta. Olabilir yani. Ben onları da doğrusu pek sağlıklı bulmam Mert. Çünkü eğer bir iktidar başarılı ise oy oranını da o oranla yükseliyor. Eğer bir başarısızlık ya da herhangi bir gelişme göstermiyorsa doğal olarak o yıpranma diye adlandırılır. Evet. Halkın beklentisi iktidarların halka yönelik iyileştirme hareketleri yapmasıdır. Bu süreç içerisinde hakikaten bunları başarmış mı? Ona bakar, ona göre değerlendirir ve sonuçlar da böyle çıkar. Peki bir sonraki ölçüye geçelim, değerlendirmeye geçelim. Zannedersem son mu? Son slide miydi? Son o. Yani ben o zaman aradakileri şey yaptık. Peki, ama. Tamam. O zaman şöyle bir yorum tekrar aslında özetleyecek olursak eğer kararsızlar, sandığa gitmeyecek olanlar, tepkili olanlar muhtemelen bu grup oluşanlar bunlar da en azından bir aday, bir parti kadar azımsanmayacak ölçüde önemli bir oranı teşkil ediyor. Nereden baksanız 1/4 pek çok oranda değişiklik gösteriyor ama bu çok ciddi bir rakam. Bir tepki göstergesi var olan adaylara ya da var olan siyasi yöneticilere, siyasetçilere olan güvensizlik ya da tepkiyi işaret eden önemli bir ölçek. Ve bu aslında kararsız ve oy vermeyi düşünmeyen seçmen aslında bir anlamda da şu şekilde değerlendirilebilir. Uygun bir aday bulduğunda, uygun bir parti bulduğumda, beni inandırabildiğinde, o heyecanı yaratabildiğinde ben aynı zamanda oy verebilirim de bunu da çıkartabilmek gerekir. Dolayısıyla genel aslında tabloya baktığımızda hangi seçim olursa olsun kararsızların, tepki gösterenlerin, tepki oy verecek olanların da önemli bir ölçüde olduğunu görüyoruz. Bu da çok ciddi bir aslında işaret siyasilere. Biz hep şunu da görmüşüzdür Mert. Geçmiş yapılan gerek genel seçimler olsun, yerel seçimler olsun, cumhurbaşkanlığı seçimleri olsun. Son gecede bile bu kararsızların bir anda karar değiştirdiğini mi, oy kullandığını
biliyoruz, görüyoruz. Evet. Sayın siyasi parti liderleri de bunu da gizlemediler, söylediler. Oyu satın aldık dediler. Yani bu böyle. Maalesef o insanları bir tarafa çekebilmek için de bu gibi yöntemler de kullanılıyor. Ben sosyal medyadan bahsettim. Bazı arkadaşlar bileğinin gücü, paranın gücünden bahsettim. Oy satın alabiliyorlar. Evet, şimdi bir de Gezeci'nin anketiyle karşılaştırıldı. Girne Araştırma Enstitüsü'nün anketi. Ben tabii herhangi bir karşılaştırma da kıyaslama yapmak durumunda olmadığınızı biliyorum ama... Ama ciddi farklılıklar olduğunu da görüyoruz. Yani çok kısa bir süre içerisinde tartışma getiren, çok beraberinde pek çok soru işaretini de getiren bir araştırma olduğu ortaya çıktı. Basından tepki gördü. Öte yandan şirket yöneticisi düzenlediği basın toplantısında basını eleştirdi. Ankete ilgi göstermediğinden bahsetti ama bir anda bu anketin sonuçlarını Türkiye'de de gördük. Bazı gazetelerde yer aldı bu anket sonuçları. Öte yandan çok kısa bir süre içerisinde çok sayıda anketörle bu işin nasıl gerçekleştirebildiği de tartışma konusu oldu. Neden belli başlı adaylar üzerinde sadece odaklanıldı da seçim yapıldı bu adaylar arasından? Bunlar zaten kazanamaz denildi de belli birkaç aday üzerinde değerlendirme yapılarak bir anlamda denetçiler de etkilenmiş oldu. Bu gibi pek çok soru işareti beraberine geldi. Bazı eleştiriler de yine benzer eleştiriler, Gezici için yapılan eleştirilerden sizin anketiniz de nasibini almış oldu. Hatta kıyaslandı, biz Gezici eleştirdik ama bakın yine bazı noktalar açısından da benzerlik gösteriyor bu ankete denildi. Bu gibi eleştirilere nasıl bir söyleminiz, yanıtınız var? Şimdi tabii ki onlara da saygı duyuyorum, onların da yapmış olduğu emere saygı duyuyorum. Muhakkak onların da değişik yöntemleri vardır. Kendilerine göre değişik yöntemleri vardır. Haklı yönleri de olabilir. O günkü durum tespiti öyle de olmuş olabilir. Ama şunu da söyleyebilirim. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da adayların bölgelere göre farklılıklar gösterdiğini, yani oransal olarak atıyorum A adayın Güzelyurt bölgesinde oranının yüzde şu iken İskele bölgesinde çok uçuk rakamlarda olduğunu da gördük. Ha, eğer bu diğer arkadaşlar o bölgeyi baz alıp da sonuçlarını ortaya çıkarmışlarsa böyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Ama bizim yaptığımız ada genelinde kentsel ve kırsalda 1530 civarında deneye gittik. Bunu başaran bir başka anket çalışması varsa söylesinler, veri gelsinler. Biz diyoruz ki ada genelinde 1500 kişiye mi sordunuz? Evet, 1500 kişinin üzerinde insana sorduk biz bunları. Bu sonuçları böyle topladık. Onun için ve bir günde bir günde. Bunun neden özellikle bir günde? Yani çünkü aynen şunu söylemek yani, istiyorum. Yani konjektüre ilişkin olarak bir dalgalanma olmasın. Yani bir gün sonra o insan bile fikrini değiştirebilir. Biz o günkü durumun fotoğrafını çekmek istedik. Biz 8 Mart'taki durum böyledir dedik. Bir başkaları yapmış işte 20 Şubat'tan 3 Mart'a kadar. O süreç içerisinde siz şu insana vereceğim diyen adayın fikrini değiştirmediğinden emin olamazsınız. Biz o günkü durumu tespit etmek için yaptık. Onun için bütün imkanlarımızı seferber ettik ve bir günde bitirmek istedik. Çünkü ikinci gün bile sonuçlar için hayırlı bir sonuç olmayabilirdi. Aslında ondan bir dolayı. Gazeteci olarak ben de şunu görmek isterdim. Bilmiyorum ben mi kaçırdım ama bölge bölge anket sonuçları. Yani bugün seçim olsa kime oy verirdiniz şeklinde bir tablo var mı önümüze çıkan? Hayır, vermedik. Bu belgeyi vermedik. Bu bizde var ama bunu vermek istemedik. Çünkü bunun nedeni nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimi bir bölgenin adayını seçmiyor. Yani bütün bölgeler toplanıyor, oylar toplanıyor ve bir aday günün sonunda çıkıyor. Ama bu genel seçimlerde böyle değildir. İşte atıyorum Güzelyurt'ta şu kadar milletvekili vardır, Girne'de bu kadar, Lefkoşa'da bu kadar. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi bir aday sonuçta ve İskele bölgesinden aldığı oy ile Güzelyurt'ta aldığı, Girne'de aldığı, Lefkoşa'da aldığı oy hiçbir farkı yoktur. Hepsi bir oy. Ama çok merak ediliyor bu. En azından adaylar için de, bizler için de aslında merak edilen konulardan bir tanesi. Örnek veriyorum, X aday İskele'de ne aldı?
X aday Lefkoşa'da durumu ne? Yerel seçimlerle kıyaslaması var, bir önceki genel seçimlerle kıyaslaması var, adayı olduğu partisinin durumuyla ilgili alakası var. Bütün bunlar da aslında adayları ve onları destekleyen varsa partileri açısından da önemli bir referans noktası şimdi, ki siz programın başında şunu söylemiştiniz. Yani bunlar aslında seçmenlerden daha ziyade seçilecek olan adayları ilgilendirmesi gereken bir veri tabanı, veri kaynağı dediniz. Doğru. Bu açıdan da bu da önemli bir referans olabilirdi. Söyleyeyim. Şimdi hep beni sıkıştırıyorsun Mert. Estağfurullah. Şimdi örneklemden bahsettik. Biz sağlıklı bir veri alabilmemiz için buralara gitmemiz gerektiğini söyledik. Yaparken Kıbrıs genelinde, ilçelerde, kırsalda şu kadar şu kadar. Siz bu denekleri bölgelere indirgediğiniz zaman belki istediğiniz hata payı oranından daha fazla hata payı çıkabilir. Çünkü atıyorum İskele bölgesinde kullandığınız denek sayısı Lefkoşa'ya göre düşüktür. Belki o düşük rakam size çok sağlıklı bir sonuç vermeyebilir. Yanılma payı artabilir. Yanılma payı artar. Tamam o bazda. Biz ondan dolayı şey yapmak istemedik. Ama elimizde bu belgeler vardır, bilgiler vardır. Evet. Bunları isteyenlerle paylaşabiliyor musunuz siyasilerle? İsteyenlerle ya da bize müracaat etmeleri halinde kendilerine kaynaklarımızı açarsın. Siyasilere? Evet. Yani gazetecilere? Hayır. Gazeteciler hayır. Peki bunu öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aslında bir başka anket olur mu bundan sonra artık herhalde? Hayır. Biz zaten gereğince bu hususta çalıştık. Bir de biliyorsunuz seçim yasakları giriyor. Evet, çok az bir süre 17, 19'undadır seçimler. Herhalde ikisi itibariyle artık yasaklar başlayacak. Böyle bir anket sonucu açıklamayacaksınız. Dolayısıyla gerek yok. Peki, teşekkür ederiz. Önemliydi bu çalışmada emeği geçenler adına biz de teşekkürlerimizi sunalım Diyalog Medya adına. Bilimselliği çok önemli. Belki varsa sizlerin de görmüş olduğunuz eksiklikler, belki bir sonraki çalışmanız için bunlar da önemli bir aslında referans kaynağı olacaktır diye düşünüyoruz. Daha iyisi için ülke adına, çalışmalarınız adına çok teşekkür ederiz. Programımıza da katkı koyduğunuz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, odak noktasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat başında haber bülteniyle gelişmeleri izleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.